Bu güzel mekanın Gıda Bankamızın hayırlı olsun ümidi. Ya Allah ismini adı okuyor. Kesmiyor diyecek. Para geçmeyen tek market, ahirete yatırım yapan tek market. Çok bu 3 ayların hasebiyle hayırlı Recep ayımızda da böyle bir gıda bankasını açarak Gönüllü Gençlik Ekibi Derneğimizle birlikte açarak kimsesizlerin sesi olabilmek adına, Çanakkale'de bir ilki gerçekleştirebilmek adına ve muhtaç gıdaya, giyime, ayakkabıya ve yakacak, aynı zamanda ev eşyalarının ikinci el iyi kullanılmış ev eşyalarından da oluşan bir konseptle Gıda Bankası'nı açtık. Defterdarlığımızın, valiliğimizin izniyle, defterdarlığımızın da çıkarmış olduğu önergeyle bütün iş yeri sahiplerine, ticaret erbaplarına da %100 vergi indiriminden faydalanma imkanı sunduk. Böylelikle Çanakkale'mizde uzanamadığımız, dokunamadığımız, göz ardı ettiğimiz, gerçekten ihtiyacı ve ihtiyacı olan ailelere, vatandaşlara ve kimsesizlere yardım edebilmek için Gıda Bankası'nı açıp burada onların bir eksik taraflarını gelip burada bir markette alışveriş yapabilecekleri bir hale getirip halkımıza sunduk. Biz kesinlikle maddi yardım almayı düşünmüyoruz. Mal, eşya, yiyecek, içecek yardımlarını alıp ulaştırabileceğimiz şahıslara aracılık yapacağız. Nakdi değil, mal yardımı, yiyecek, içecek yardımını kabul edeceğiz. Parayla bir işimizin olmasını çok istemiyoruz. Bu nasıl olur? Biz şimdi bir de anlaşmalı marketlerde alışveriş yapanların, yani bir sadaka kutusu gibi Gıda Bankası'nın kutularından koyacağız. Bunlar da alışveriş üstü bozukluk paraların tekrar bunu Gıda Bankası'na vermek istiyoruz dediklerinde oradan fişlerini alıp fişlerini oraya atmakla biz sadece oradan mal alacağız. O kadar, ne kadar bir para toplanmış, ne kadar fiş toplanmış, onun karşılığında o marketten mal alıp yine ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Bu Gıda Bankası'nda ihtiyaçlı kimseler önce başvuru da bulunacaklar bize. Ondan sistem üzerinden ya da bizzat bize başvurabilirler. Başvuru yapan kişilere belli bir tahkikat süreci var. İşte bizim aile kadın komisyonumuz bizzat iş evlerinde ziyaret edecekler. Evin durumuna bakacaklar, evin gelirine bakacaklar ve evde kaç kişi yaşıyor ona göre bizim belli bir çarpanlarımız var. Bu çarpanlara göre aileye belli bir tutar belirlenecek. Daha sonra
belirtilen tutar üzerinden her ay düzenli olarak gelip sorgusuz olarak düzenli alışverişini yapacak. Gıda, giyim, temizlik malzemeleri şeklinde gelip bu tutar üzerinden alışverişini yapacak. Bir yıl boyunca her ay yaptığı alışverişi bir sene boyunca tekrardan tahkikat işlemi için yine aynı prosedür işlemlerini başlanacak. Bu şekilde yardım alacaklar bizden. Gıda Bankası'nda bildiğimiz bir süpermarketteki tüm ürünleri düşünebiliriz aslında. Ama zaruri ihtiyaçlar burada esas baz alındı. İşte şeker, pirinç, un, yağ vesaire lükse kaçan diğer ürünlerimiz maalesef bulunmamakta. Gıda ürünlerimiz genelde ağırlıklı, bir de temizlik ürünlerimiz. Temel gıda malzemeleri. Temel gıda malzemeleri diyebiliriz. Temel ihtiyaç malzemeleri aslında. Peki, teşekkür ederiz. Tamam mısın?